Evet, genital dolgu veya hyaluronik asit dolgusundan bahsetmek istiyorum. Şimdi birazdan bir haslama yapacağım. Böyle bir şey aslında. Bu genital dolgu içinde hyaluronik asit var bunun 2 ml kadar yani 2 mililitre kadar. Genellikle yaşlanmaya bağlı işte tonusun azalması, yine cinsel ilişkide özellikle vajinal kuruluk şikayeti olan kişilerde ve çok sık gördüğümüz özellikle normal doğum yapmış, doğum sırasında epizyotomi açılan veya yırtıkları olan işte oradaki kötü, kadınların hoşuna gitmeyen sevimsiz dokuda yenileme sağlayabilecek bir yapı aslında. Ben birazdan hastama yine aynen böyle söylediğim bir doğum sonrası yırtığı olan bir hastamda bunu uygulayacağım. Özellikle cinsel birleşme sırasında kuruluk şikayeti var. Daha önce tıbbi tedavileri denedik ama çok da yanıt alamadık. O yüzden bu tedaviyi denemek istiyoruz şimdi. Tabii yine benzer şekilde menopoza girdiğimizde dokular tonusunu kaybediyor. Yani nasıl yüzümüzdeki nemlilik, tonus, elastik yapı gidince doğal olarak böyle bir destek uygulamaya çalışıyoruz uygun hastalarda. Yine benzer şekilde özellikle dokunun, vajinal dokunun nemlendirilmesi, pelviperineal bölgede yine nemlilik, tonus kazanması açısından bir yani su tutması ve dokuların rejenerasyonu açısından da kullandığımız bir yapı. Aslında biz bu çapraz bağlı hyaluronik asiti daha çok bu olgudaki gibi şu anda vajinal nemlendirme ve yenileme amaçlı yani daha da Türkçesi vajinal gençleştirme amaçlı kullanacağım birazdan. Çok sık yapıyoruz. Bazen de ameliyatları yaptığımız zaman ameliyathanede ameliyata ek olarak yaptığımız da oluyor. Yani bir vajinal daraltma yapıyoruz veya bir labyum iç dudak düzeltmesi yapıyoruz veya bir Barbie vajina yaptığımız zaman ek olarak kullandığımız da oluyor. Tabii bu olgudan olguya değişiyor bu.